GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortasında piyasaları incelediğimizde genel anlamda yoğun veri trafiğine bağlı fiyatlamaların gerçekleştiğini, piyasaların verilerle birlikte yön bulduğunu ifade edebiliriz. Öncelikle İngiltere'den başlayacak olursak, ülkenin istihdama dair verileri takip edildi enflasyon raporu öncesinde. Türkiye saatiyle 11.30'da açıklanan verilerde ortalama kazanç endeksinin %0,2'lik bir düşüş yaşadığını gördük. Ki önceki dönemde %0,3'lük bir artış gerçekleşmişti. Bu da gelirler açısından bir zayıflama olduğuna işaret etti. Diğer yandan alacaklı sayım değişimi yani işsizlikle ilgili haklardan yararlanan kişi sayısında beklenenin de üzerinde bir düşüş gerçekleştiğini gördük. İşsizlik oranınız ise beklenenlerin paralelinde %6,4 olarak gerçekleşti. Bu da olumlu bir işaretti. Çünkü önceki dönemde %6,5'lik bir işsizlik oranı görmüştük ülkede. Verilerle birlikte gelirlere dair dataların, rakamların daha çok ağırlık kazandığını söyleyebiliriz ki bununla beraber de sterlin dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler gerçekleştiğini gördük. Sonrasında ve hala şu an devam eden İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in enflasyon raporuna dair sunumuyla birlikte de bu aşağı yönlü hareketler şu an içinde destek görmüş durumda ki bu durumda birlikte de yaklaşık Haziran ayından beri görülen en dip noktaların şu an için seyri sürdüğünü, bu bölgelerde seyrin sürdüğünü 1,67-27 seviyelerinde paritenin seyrettiğini sterlin dolar paritesinin ifade edebiliriz. Peki Carney ne söyledi şu ana kadar? Carney %2'lik enflasyon rakamının şu an için beklenti rakamının, tahmin rakamının altında kalındığını ifade etti. Bunun yanında biraz önce veride de görüldüğü gibi gelirlerle ilgili bir zayıflık göstergelerde bir zayıflık olduğunu da ifade etti. Raporda ayrıca 2014 ve 2015'e dair büyüme tahminlerinde de revizyona gidildi. 2014 için %3,4 olan büyüme tahmini %3,5'e çıkarılırken 2015 için büyüme rakamları %2,9'dan %3'e revize edildi. Pozitif bir revize gerçekleşti. Carney'in açıklamalarında, şu anda devam eden açıklamalarında jeopolitik risklere de değindiğini gördük. Bu belirsizliklerle birlikte de endişe verici bir ortamın şu an için bulunduğunu fakat bunun para politikası kararlarına şu an için herhangi bir etki göstermediğini de ifade edebiliriz. Fakat sonuç olarak incelediğimizde sterlin üzerindeki etkisini şu an için negatif bir etki olduğunu ifade edebiliriz. Avrupa borsalarına baktığımızda da şirket karlarının beklentilerin üzerinde tekrar revize edilmesiyle yani şirket kazançlarında bir artış beklenmesiyle birlikte piyasaların bu olumsuz günlerde destek bulduğunu gördük. Önde gelen borsa endekslerinde şu an için yükseliş sürüyor. Dolar endeksindeki yükselişle birlikte de fiyatlamaların özellikle paritelerde fiyatlamaların gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Özellikle dolar endeksine baktığımızda yaklaşık bir yılın en yüksek seviyelerinde tekrar hareketlerin gerçekleştiğini ve günü pozitif olarak sürdürdüğünü ifade edebiliriz dolar endeksinin. Yurt içi piyasalara baktığımızda da geride kalan kısımda yani haftanın ortasına kadarki süreçte seçimlerle ilgili, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ve sonrasındaki başbakan adayının belirsizliğiyle ilgili negatif bir süreç karşımıza çıkmıştı. Dün bunun toparlanma çabası oluşmuştu. Bugün de benzer bir çabayı ilk seans açılışı sonrasında ikinci seans başlangıcına kadar görmüştük. Fakat ilk seansta bu pozitif kalma çabası başarılı olamadı. Özellikle bunda S&P'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti ve baskı yarattı endeks üzerinde. S&P'den yapılan açıklamada TÜFE'deki artış hızının beklentiler, rakamlara dair, ekonomiye dair rakamlardaki beklentilerde istikrarsızlık yarattığına dikkat çekildi. Fakat büyüme tahminlerinde de pozitif bir revize gerçekleşti burada da. 2014'te %2,4 olan büyüme beklentisi %2,9'a çıkarılırken 2015 için bu rakam %2,7'den %3'e çıkarıldı. Dolar ve euro kurlarına baktığımızdaysa dolarda günün başlangıç seviyesine 2,16'ya oldukça yakın bir seyir şu an için görülüyor. Diğer yandan euroya baktığımızda, euro Türk lirasına baktığımızda 2,88-45'te negatif satışların ağırlıklı olduğu bir günü geride bıraktığımızı şu ana kadar ifade edebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle gözler Amerika'da olacak. Türkiye saatiyle 15.30'da çekirdek perakende satışlar ve perakende satış verileri açıklanırken
16.05'te Dudley'in, FOMC üyesi Dudley'in New York'taki Fed konferansında konuşma yapması bekleniyor. Diğer yandan özellikle ham petrol stokları dikkatle takip edilecek. Çünkü son süreçlerde düşüşlerin arka arkaya geldiğini görmüştük ve azalan talebe dair belirtilerle birlikte de fiyat üzerinde önemli bir baskının oluştuğunu gördük. Günün diğer ilgi çeken hareketi ise Brent türü petrolde yaşandı. Avrupa'daki kötü gidişle beraber Londra'da fiyatlanan Brent petrol fiyatında da talebin azalacağına dair endişelerle birlikte yaklaşık 9 ayın en düşük seviyelerine gerilediğini fiyatın ifade edebiliriz. Günün ortasına kadarki süreçle ilgili ana etkenler, fiyatlamalara dahil olan etkenler, başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.